İlk önce Osmaniye'deydi. Osmaniye'den İskenderun Metepinde kaldı kaç yıl? 5-6 yıl orada kaldı. Oradan İskenderun Tetipi'ne, yeni cezaevine sürgün edildiler. Orada kameralardan dolayı, suçlardan dolayı oradan da sevk edildi Düzce'ye. 6 yıl da orada kaldı. Şu an yaklaşık 3 aydır Bolu Tetipi'nde. Mahkemeye geldiğinde Süleyman çok kargaşa şekilde getirdiler. Süleyman'ın şu kısmı, şurası ve burada iki burnunda iki çizik, burası patlamıştı ve üstü başı çok dağınıktı. Böyle telaşla hemen içeri sokup oturttular yerlerine. İşte pazar akşamı 7.30'da, 7.30-8 arası koğuşlarında otururken zaten 4 arkadaştı. Süleyman'la Mustafa diye bir arkadaşı başka bir koğuşa, Emre arkadaşla Şafak arkadaşı başka bir koğuş almışlardı. Dede biz böyle oturuyorduk. Birden geldi, kalkın lan, ayağı sayım yapacağız size. Çıplak arama yapacağız size. Onlar da kabul etmemişti. Demişti sayım yapıyorsanız yapın, yapmıyorsanız biz çıplak arama yapmıyoruz. İşte sizden intikam olacağız. Siz zamanınıza bize böyle yaptınız. Siz kimsiniz? Siz elimize düştünüz. Sizi artık kimse kurtaramaz. Tehditler yağdırarak ters kelepçe, plastik kelepçe yapıp yere yatırıp ayaklarıyla yüzlerine tekme atmışlardı, kaburgalarına, karnına. Hatta Süleyman kendinden geçip hatta burnundan kan atmayana kadar bırakmamışlardı. Evet, hepsini dile getirdi. Hani dile getirmeselerdi biz de bilemezdik zaten. Darp raporu istemişler, hastaneye gitmelerini istemişler. Fakat gardiyanlar ayak üstüne ayak atarak sadece söyleyeyim burnunda çizik var. Başka da hiçbir şey yazma demişti. Hani doktor da onların olduğu için öyle yapmıştı. Süleyman arkadaş hiçbiri kabul etmemişti. Bu darp raporunu imzalamamışlardı. Bu yaşananlara şiddetle, nefretle kınıyorum aslında. Zaten cezaevinde yaşıyorlardı. Üstüne şiddet ne demek? İşkence ne demek? Kelepçeli elleriyle. Yani tabii ki böyle şeyler olmaması gerekir. Hani insanlık dışı işte başka cezaevinden getirmişler. Orada misafir olarak tutuyorlar ve dövüyorlar, işkence ediyorlar. Hatta bir arkadaş da kan kusuyor. Yani bu açıkçası bir düşmanlıktır. Yani düşmanlık beslemekte. Ta 2015-2016'daki olayda olay oluyor. Şu an aynı gardiyanlar gelmiş dövüyorlar. Yani bunu insanlık dışı bir olay. Bunu kesinlikle protesto ediyoruz. Yani burada da söyledim. Ben dedim suç duyurusunda bulacağım. Her yere de gideceğim. Elimden geleni yapacağım. Benim oğlum sahipsiz değil. Onun arkasındayım.